arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben Kadriye. Bugünkü videomuzda şöyle kirazlı çıt çıtlı tokalardan yapacağız arkadaşlar. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Evet, gerekli malzemelerimizle devam edelim. Şöyle her yerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Çıt çıtlı tokalara ihtiyacımız var. Dilerseniz evinizde varsa onlardan da yapabilirsiniz. Şöyle ip olarak ben yeşil, kırmızı ve beyaz ipler kullandım. Lif iplerinden yapacağım arkadaşlar bunları. Daha ince ip olduğu için daha güzel ve daha şık duruyor. Küçük bebek çocuklara yapacaksanız arkadaşlar, böyle ince iplerden yaparsanız daha kibar ve daha şık duruyor. İpinizin kalınlığına göre ben 1.75'lik bir tığla öreceğim. Makasa ihtiyacım var. Yapıştırmak için silikon tabancaya ihtiyacım var arkadaşlar. Dilerseniz silikon tabancanız yoksa şöyle yeşil ipi iğneye geçirebilirsiniz. Dikebilirsiniz de şöyle bir iki tane düğüm atabilirsiniz. Eğer silikon tabancanız yoksa. Şimdi yapılışına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toka yapımına şöyle beyazla ipimizi aldık. Şöyle arkadaşlar bakın, bir tane zincirle sıkıyorum ve sabitliyorum. Tokamı alıyorum. Hemen şu bölümden başlıyorum örmeye arkadaşlar. Bakın şuradan şu aradan batıyoruz. Çıkartıyoruz. Sık iğneyle tutturuyoruz arkadaşlar. Evet, bu sefer lif ipleriyle örmeyi denemek istedim arkadaşlar. Çünkü bunlar böyle iki tane ve ince oldukları için şöyle tokanın şu bölümü güzel duruyor. Bir deneyeyim dedim. Hoşuma gitti arkadaşlar. Size de video çekmek istedim. Evet bakın. Şuradan batıyoruz arkadaşlar. Sık iğneyle kapatıyoruz. Bayağı bir sıkı sıkı öreceğiz arkadaşlar. Biraz kaygan olduğu için kayıyor. Şöyle arkaya doğru itip itip örün. Görüntü tam beyaz olsun, net olsun. Aşağıdaki gümüş rengi görünmesin istiyorum. O zaman güzel durmuyor arkadaşlar. Evet bakın, böyle ördükçe ördükçe şöyle aşağıya doğru itin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın, şu uç bölüme kadar geldim. Şöyle şurayı da size göstermek istiyorum. Bu ucu da bayağı bir sık iğne, aynı şekilde sıkı sıkı örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Açıklık kalırsa dediğim gibi şöyle elinizle itip kapatmaya çalışın. Bakın nasıl sık sık durdu. Şöyle aşağıya doğru ittikçe, iki tane ip olduğu için arkadaşlar bunlar da gayet güzel ve kibar duruyor. Özellikle küçük bir yaş, ne bileyim 6 aylık kız çocukları için yapılacak daha küçük tokalardan alıp yapabilirsiniz. Bu iplerden yaparsanız daha kibar duruyor arkadaşlar. Tabi tercih meselesi. Ben alternatif olsun diye çekmek istedim. Evet bakın, uç kısmını şu şekilde kapatmış olduk. Şimdi ben yine bu şekilde şuraya kadar devam edeyim, videomuz uzun olmasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu bölüme kadar geldim. Bakın yine şöyle aşağıya doğru ittire ittire arkadaşlar sıkı sıkı ördüm. Herhangi bir boşluk kalmadı gördüğünüz gibi. Şimdi elinizdeki eski tokalardan örecekseniz büyük bir ihtimalle şurada delik olmayacaktır arkadaşlar. Eski tokalarda bu deliklerden yok. Eğer öyle bir tokayı örecekseniz 4 zincirle şu karşıya batabilirsiniz. Zaten buraya kirazlı yapraklı bölümü yapıştıracağımız için görünmeyecektir. Ya da dikeceğiniz için görünmeyecektir arkadaşlar. Panik yapmayın. Dediğim gibi 4 zincirle hemen şuraya batabilirsiniz. Elinizdeki tokalardan örecekseniz. Yeni aldıysanız büyük bir ihtimalle yeni tokaların hepsinde şuralarında şöyle bakın bir delik var. Dilerseniz o deliğe şöyle 2-3 kere batıp orayı kapatabilirsiniz.
şöyle bakın. Tığınızın sanırım bir tane daha. İki tane olduğu için. Evet. Şöyle üç kere battım arkadaşlar. Bakın. O bölümü kapattım. Hemen şu başlangıç yerindeki ilk sık iğnenin tepesine batıyorum arkadaşlar. Kaydırma tekniğiyle ilmeği ilmekten geçirip bir tane zincir çekiyorum ve sıkıyorum. Evet, bu şekilde tokamız oldu arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar, başlangıç ipiyle şöyle arkadan biraz geçirip düğüm attım bitiş ipimi. Şöyle bu ön tarafını şuraya silikonla yapıştıracağımız için buraya kadar şöyle ipi kaydırdım. Bunu da göstermek istedim. İpiniz kaldığı ipleri bu şekilde yürütebilirsiniz. Fikir olsun istedim. Şöyle en son biraz daha tam dipten kesmedim. Buraya silikonla yapıştıracağım. O da oraya yapışmış olacaktır. Sağlam olacaktır. Tokamız hazır arkadaşlar. Şimdi şöyle kirazlarımızın uç kısmıyla kırmızı ipimizle devam edelim. Evet, bir tanesini daha önce yapmıştım arkadaşlar. Şimdi ikincisini beraber yapalım. Şöyle hiç bilmeyenler için yavaşça gösteriyorum. Sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Bir tane zincirle sıkıyoruz. Evet, bu şekilde bakın sihirli halka yapmış olduk. Evet, sihirli halkamızın içerisine 6 tane bu şekilde sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen şu ipimizi, iki ipimizi çekiyoruz. Kapatıyoruz orayı arkadaşlar. En baştaki yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine bakın. Görüntüm net mi? Evet. Batıyoruz arkadaşlar. İlmeği kaydırıyoruz ilmekten. Bir tane zincir çekip ikinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Bakın ne kadar minik oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci sıramıza geçtik. Bir zincirle yukarı çıkmıştık. Şimdi hemen en baştaki sık iğnenin tepesine çift batıyoruz arkadaşlar. 1 2 Diğerine geçiyoruz. Yine çift yapıyoruz. 4 oldu. Her sık iğnenin tepesine çift batıyoruz arkadaşlar. 6 oldu. Diğerine geçtim. 7. Yine aynı deliğe 8. Diğerine geçtim. Çift yaptım. 10 oldu. Ve son olarak 2 tane yine 6. aşağıdaki sık iğnenin tepesine battım. 6 olan sık iğnemi 12'ye çıkarmış oldum. Yine en baştaki şu sık iğnenin tepesine batıp kaydırma tekniğine kaydırıyor. Bir zincir çekip bir sıraya geçiyoruz arkadaşlar. Evet, bakın bu şekilde ikinci sıramız oldu. Evet, üçüncü sıramıza geçtik arkadaşlar. Şimdi en baştaki deliğe sık iğnenin tepesine battım, yani bir tane tek yaptım. Diğerine geçtim. Buna çift yapıyorum. Yani iki defa batıyorum. Bir tek, diğerine geçiyorum. Çift yapıyorum. Bir çift yani. Bir tek, bir çift. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, bağladım arkadaşlar. Bir tek, bir çift devam ettik. Şimdi iki sıra, her deliğe bir defa batarak eksiltme, arttırma, herhangi bir şey yapmadan her sık iğneye bir tane batarak iki sıra arkadaşlar dümdüz bir şekilde örüyoruz. Evet, bu şekilde. Ben örüp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iki sıra dümdüz bir şekilde ördüm. Şimdi sıra başına yine geldim.
Şimdi arkadaşlar bir tane tek batıyoruz en baştaki sık iğnemizi. Diğerini eksiltme yapacağız. Şöyle ön loblardan, bakın normalde bilmeyenler için anlatayım. Şöyle batıyoruz şura araya. Çok da küçük olduğu için görüntüm nettir inşallah. Şöyle ön lobuna, diğerini de ön lobuna batıyoruz. İki tane ön lobuna battıktan sonra ikisini ipten çıkartıyoruz. İki ipi tekrar ip alarak kapatıyoruz. Yani iki tane sık iğneyi birleştirmiş oluyoruz. Eksiltme deniyor buna. Şimdi eksiltmemi yaptım. Yine bir tane tek yapıyorum. Bir tane şöyle iki ön loblardan alarak eksiltme yapıyorum. Bir tane tek yapıyorum. Bir tane eksiltme yapıyorum. Şöyle ön loblardan alarak kapatıyorum. İnşallah anlaşılmıştır. Bir tek, bir eksilt. Evet, sıra başına geldim arkadaşlar. Birleştirip kaydırma tekniğiyle bir zincir çekiyorduk. Aşağıda gösterdiğim için şimdi göstermeme gerek yok diye düşündüm. Evet arkadaşlar, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Boncuk elyafınız varsa şöyle çok minik boncuk elyaf koyabilirsiniz. Boncuk elyafınız yoksa pamuk da koyabilirsiniz. Dilerseniz koymayabilirsiniz de, çünkü gayet örüldüğü zaman sert duruyor. Bunu da söylemek istedim arkadaşlar, tercihe bağlı. Şimdi bir tek bir çift yapmıştık alt sırada. Şimdi direkt eksiltmelerle devam edeceğiz arkadaşlar. İyice kapatalım ağzını. Direkt eksiltmeyle bakın başladım. Eksiltiyorum. Minik minik olduğu için biraz da kayıyor elim. Evet bakın, direkt hep eksiltmelerle sıra başına kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın eksiltmelerle geldik sıra başına. Şöyle hafif bir tığın ucu girebilecek derecede bir yuvarlak var. Orayı şimdi eksiltmeyle değil de şöyle biraz ipinizi uzun kesin. Şu kadar bir uzunlukta. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle görüntüm net mi, yakından da göstermek istiyorum. Hemen şöyle yan taraftaki sık iğneden şöyle ipimizi çıkartalım ilmekten, bu şekilde olsun. Şöyle ipi şöyle bakın döndüre döndüre, yavaşça göstereyim arkadaşlar, o deliği kapatalım. Evet. Şöyle bir iki defa geçmeniz yeterli arkadaşlar. Dediğim gibi boncuk elyafınız varsa, daha sıkı dursun diyorsanız boncuk elyaf ya da pamuk koyabilirsiniz. Şimdi hafif ipi çektiğiniz zaman bakın arkadaşlar, görüntümüz kayboldu, o deliğimiz. Zaten burası da biraz şöyle ucu sivri dursun istiyorum. Dikeceğiz orayı. Şöyle. Evet, minik kirazımız oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu tariften bir tane daha yapıyoruz. Yani iki tane olmuş olacak kirazlarımız. Evet, yaprak yapımıyla devam edelim arkadaşlar. Yeşil ipimizi aldık. Şöyle bir tanesini düğüm olarak sayalım, sıkalım, onu zincirden saymayalım arkadaşlar. Şöyle bol bol, çok sıkı değil. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çekiyoruz şöyle çok fazla sıkmadan. Evet, 15 tane zincir çektik arkadaşlar. Şimdi görüntüm neydi? Evet, şimdi bir de şöyle dönmek için iki tane daha şöyle yukarıya doğru dönmek için zincir çekiyoruz. Evet, ipimi alıyorum hemen. Bir, ikinciye değil, üçüncüye batıyorum zinciri arkadaşlar. Normal ikili trabzanla yapacağız. Bilmeyenler için şöyle tığımda 3 tane, tekrar anlatayım. Tığıma sardıktan sonra üçüncü zincire batıyorum arkadaşlar. İpi çıkartıyorum. Şöyle bakın, tığımda 3 tane ilmik olmuş oldu. İpi alıyorum önce ikisini. 2 tane kaldı. Tekrar ipi alıyorum.
İkisini çıkartıyorum. Buna ikili trabzan deniliyor arkadaşlar. Bilmeyenler için şöyle göstermiş oldum. Şimdi diğerine geçiyorum. Yine ikili trabzan. Diğerine geçtim. 3 oldu. Diğerine geçtim. 4 oldu. 4 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi yarım trabzan yapacağım arkadaşlar. Evet, ipimi yine sardım. Yarım trabzanı da göstereyim. Şöyle 3 tane ip alıp tek seferde çekiyoruz arkadaşlar. Buna yarım trabzan deniliyor. Şimdi tekrar ipimi alıyorum. Yine yarım trabzan yapıyorum. Tek seferde 3'ünü çıkartıyorum yani. Tekrar ipimi alıyorum. Şimdi ikili trabzan yapıyorum. 4 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 3 4 Yani 4 tane ikili trabzan, 2 yarım trabzan, 4 tane ikili trabzan bu şekilde olacak. Şu ikili trabzanlık kısım biraz sıkı olsun, sıkışsın diye yarım trabzan yaptık oraya arkadaşlar. Evet, şimdi 1-2 tane zincir çekip örgüyü ters çeviriyorum. Hemen bakın dibine battım. İkili trabzanlarla tepelerine batıyorum. Yine 3 oldu. 4 tane yine ikili trabzan yaptım. 5.'yi yarım trabzan yapıyorum. Yani 3'ünü birden tek seferde çekiyorum. Yine ipimi doluyorum. Bunu da yarım trabzan yapıyorum. Sonra 1 2 3 4 tane trabzan yaptım. Şimdi şu ortayı birazcık bağlayacağız. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle örgüyü ters çevirdim. Şöyle kaydırma tekniğiyle her sık iğnenin şöyle tepesine batarak şu orta noktaya geliyoruz arkadaşlar. İpi tekrar kopartıp oradan bağlamak istemedim. Bu şekilde yapabilirsiniz kaydırma tekniğiyle. Bakın tam şu orta noktaya gelmiş olduk arkadaşlar. Şöyle kaydırma tekniğiyle geldik. 2, 4, 5 tane yaptık. Evet, şu orta noktaya geldikten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 5 tane zincir çektikten sonra bir tane kirazımızı alalım. Şu bitiş yerine tığımızı bu şekilde kapatalım. Sıkalım. Sonra geri dönüyoruz. Bu 5 tane zincirimizi arkadaşlar şöyle sık iğneli yukarıya doğru gidiyoruz. Evet. En son şu tepeye batalım. Evet, bakın bu şekilde kirazımızı taktık. Yine şimdi diğerini de takacağız. 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Kirazımızın yapmış olduğumuz topun en uç kısmından şu şekilde bağlıyoruz. Geri dönüyoruz ve 5 tane zincire sık iğneler yapıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle örgüyü ters çevirip arka kısmından şöyle şu bölüme geliyoruz. Şöyle ikiye katlayıp şuradan bir kaydırma tekniğiyle bağlıyoruz. Orası birleşsin.
Şimdi şu bölümü yaprak gibi yapacağız. Hemen arkadan şu en baştaki bölüme batıp şöyle kaydırma tekniğiyle kaydırıyoruz arkadaşlar. Bakın orası bu şekilde bağlanmış oldu. Aşağıda da kirazlarımız oldu. Şimdi ipimi birazcık uzun keseceğim. Çok hafif. İlmekten çıkartabilirsiniz. Evet, bakın bu şekilde kirazımız oldu. Şimdi şu ipleri ben temizleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar, videolarımın devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beni Instagram adresimden Kadriye Göktürk olarak takip edebilirsiniz. Hemen bu videonun altına Instagram linkimi bırakacağım arkadaşlar. Oraya tıklayarak beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ipleri arka taraftan yürüttüm. Arka taraf zaten şurasını yapıştıracağımız için görünmeyecek. Oraya yürütüp düğüm attım. Hemen buradan yapıştıracağız zaten arkadaşlar. Şimdi silikon tabancasıyla ya da dediğim gibi silikon tabancanız yoksa şurada şu orta noktada bağladığınız ipi biraz uzun kesip iğneye geçirip şu üst kısma dikebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben yapıştıracağım. Arkadaşlar, silikon tabancasıyla arkadan yapıştırdım. İnşallah güzel anlaşılır bir video olmuştur arkadaşlar. Kiraz tokalarımız bitti. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Herhangi bir sorunuz olursa yanıtlarım arkadaşlar. Hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.